Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte Sembo'nun yerine gelecek olan yeni Talyant'a bakacağız. Bizlerle paylaşılan detaylarıyla birlikte bakalım Talyant Sembo'yu aratacak mı yoksa Cheetah'ı üst noktalara taşıyacak mı? ...2021 yılı itibariyle Sembol'ün bitişi ve yeni Dacia Logan'ın ülkemizde Renault tarafından farklı bir model ismiyle satılacağının açıklaması Renault Türkiye tarafından yapılmıştı. Renault Türkiye tekrardan beklenen açıklamayı yaptı ve yeni Talyant'ı duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre her tasarımında ve teknolojisinde hayata dokunan yenilikçi anlayışı temsil eden Renault, Talyant ile B sedan segmentine yeni bir soluk getirdiğini iddia ediyor. Renault'un tasarım ve marka DNA'sına tamamen sadık kalan Talyant'ın ön yüzünde C formundaki LED farlar Abbey Megane'dan biraz daha ufak olarak konumlandırılırken ön ızgarada kullanılan logonun yanındaki kromlarla ön tasarıma renk katılmış. Yan tasarımındaki ufak çizgi oyunlarıyla kaslı bir görüntü veren Talyant'ın Selefi Sembol'e göre daha iri ve kaslı göründüğünü söylemeden edemeyeceğim. Arkaya geçtiğimizde ise hatchback kardeşi Clio'ya benzer bir stop tasarımı ve Abbey Megane'dan esinlenilen tampon tasarımıyla birlikte bütünlük sağlayarak yine Selefi'ne göre çağ atladığını söyleyebiliriz. Boyutlara baktığımızda ise Selefi Sembol'e göre 4.2 cm uzarken 1 cm kadar genişleyen Talyant'ın aks mesafesi ise 15 mm yani 1.5 cm artmış. Yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük sunduğunu iddia eden Talyant'ın en büyük değişimi ise kuşkusuz iç mekanıyla geliyor. Bir önceki kasaya göre çağ atlayan, kardeşleri Logan ve Sandero ile benzer genlere taşıyan iç mekanda orta konsolda yer alan ekran, ekran yanına konumlandırılan USB çıkışı, X-Tronic olarak adlandırılan CVT şanzıman, elektronik el freni gibi detaylarla birlikte sürücü kursunda bir önceki kasayı kullanan biri olarak daha ergonomik olabileceğini düşünüyorum, fakat geldiğinde gidip görerek daha iyi bir fikre sahip olacağımızı da düşünüyorum tabii ki. Talyant ismi Renault'un güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Talyant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor. Renault Talyant, grubun Clio, Sandero ve Logan gibi diğer modellerinde de kullanılan, kendisini kanıtlamış olan bir platform olan CMF-B platformunda yükseliyor. Bu sayede kullanıcılarına artırılmış kalite, güvenlik ve konfor vaat ederken verimli motor ve aerodinamik yapısıyla da yüksek sürüş keyfini daha ya düşük yakıt tüketimiyle birleştiren Talyant, dikkat çeken bir fiyat performans oranı sunuyor. Talyant'ın 2021 ortasında Türkiye pazarına sunulması hedeflenirken fiyatı ise henüz bizlerle paylaşılmadı. Evet, Talyant'la ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Talyant'a birlikte bakış attık. Sembol'ün hedefi olan Talyant sizce nasıl olmuş, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.